Rusya'yı 300 yıldır yöneten hanedanın son yöneticisi Rusça II. Nikola, sonunda yersiz olmadığı ortaya çıkan kötü bir ön seziyle 1914'te Rusya'yı savaşa soktu. Rus orduları cephede başarısızlığa uğrarken Çar ülkesini devrimin tahribatından koruyabilecek ılımlı siyasi reformlara da karşı çıktı. II. Nikola'nın Eylül 1915'te Grand Dük Nikolay'ı Genelkurmay Başkanlığından azlederek onun yerine geçmesi ise işleri daha da kötüleştirdi. Çar'ın başkentten uzak oluşu hükümetin yetersiz ellerde kalmasıyla sonuçlandı. Buna ilaveten Çariçe'nin üzerinde büyük bir etkisi olan nahoş papaz Rasputin'in nüfuzu da artıyordu. Çar komutanlık işinde tam bir facia olduğunu kanıtladı. Dönemin alaycı bir deyişine göre komuta etmekte yetersiz fakat onu kimselere bırakmayacaktı. Dolayısıyla lidersizliğe sürüklenen Rus ordusu Almanlar için ciddi bir tehdit olmaktan çıktı. 1917 Mart'ında Petersburg'da patlayan ekmek isyanları kısa zamanda Çar'ın tahtından olması ve karargahında tutuklanmasıyla sonuçlandı. Nikola şayet başkentte olsaydı devrim sırasındaki hadiselerin seyrini belki etkileyebilirdi. Lakin artık geçici hükümetin tutsağıydı. Devrimin iç savaşa gebe kalmasıyla Nikola, Bolşeviklerin eline düşerek Temmuz 1918'de bütün ailesiyle birlikte kurşuna dizildi. Çar, çıkmasına katkı sağladığı savaşın kayıplarından biri olmuştu.